Merhaba arkadaşlar, bir 23 Nisan sabahından günaydın diyelim. Tabii ki siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama şu anda bizim için sabah. Arkadaşlar son 3 videomuz kaldı genel tekrarda. Bunlardan birisi nedir? Madenler ve enerji kaynakları diyeceğiz. İstiyorsanız hemen konumuza bir giriş yapalım. Öncelikle hocam, yani bu konuda en önemli bilmemiz gereken şeyler nelerdir? Bir hocam, ülkemizde madencilik çalışmalarının hız kazanması 1935 yılında, yani MTA'nın açılmasıyla başlıyor. Hani biliyorsunuz biz Türkler, yani şöyle söyleyeyim, ilk Türklerden beri biz madencilik çalışmaları yapıyoruz. Ergenekon destanından falan bunları biliyoruz ama hocam hız kazanması 1935 yılında MTA'nın açılmasıyla başlıyor. Yalnız biliyorsunuz herhalde hocam, madencilik işi biraz maliyetli bir iş. Yani çıkarımı falan oldukça pahalı. O yüzden MTA'nın parasal anlamda, yani bu ihtiyacını karşılamak adına ya da şöyle diyelim, MTA'ya bu konuda destek olmak adına açılan banka ise arkadaşlar Etibank'tır. Biz bunu hep coğrafyada anlatıyorduk ama yani geçen yıl tarihte çıkmış. Böylelikle tarihten de bir soru yapmış olduk canlar. Maden çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anadolu bölgesidir. Hatta şöyle söyleyeyim, hem rezervinin hem çeşidinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Doğu Anadolu bölgesinde yukarı Fırat bölümüdür. Hatta sapıtır da hocam illaki derine inmek isterse il olarak da Elazığ'dır. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. Ülkemizde maden çeşitliliği oldukça fazladır. ÖSYM bunun nedenini irdeleyecektir arkadaşlar. Neden bu kadar fazla maden çeşitliliği var? Yani şöyle söyleyeyim. Dünyada en çok tercih edilen 60-70 civarı maden var. Bunların neredeyse hepsi bizde var. Arkadaşlar anlaştık mı? Yani bu maden çeşitliliğinin nedeni nedir diye ÖSYM bize soracak. Bunun iki tane nedeni vardır. Bir, her jeolojik döneme ait hocam ülkemizde arazilerin bulunması. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü zamanda oluşmuş arazilerin varlığı ki hatırlıyorsan birinci zamanda taş kömür yatakları, üçüncü zamanda lignit, petrol, doğalgaz, bor mineralleri oluşmuştu. Hatırladın mı hocam? İşte bu ne yapıyor? Her jeolojik zamana ait kalıntının bulunması maden çeşitliliğimizi arttırıyor. Bunun dışında arkadaşım volkanik arazinin yaygın olması. Çünkü bazı madenler volkanik kökenlidir. Demir, bakır, çinko gibi arkadaşlar. Bazıları nedir? Organik kökenlidir ki işte onlar da birinci zamandaki ve üçüncü zamandaki saydığımız hocam enerji kaynaklarıdır diyeceğiz. Anlaştık mı? Onlar da organik kökenlidir genelde. Demek ki hem jeolojik zaman hem de volkanik arazi ne yapmış? Bende maden çeşitliliğinin fazla olmasını sağlamıştır diyeceğiz canlar. Hocam 2020 TÜİK verilerine göre diyor ama yani 2021'de de aynı şey geçerli. Yurt dışına en çok gönderdiğimiz maden nedir? Mermerdir. Bu değişmedi arkadaşım. Tek sıvı madenimiz civadır. Bu zaten değişmez. Devlet kontrolünde çıkarılan madenler ve bunların nedenlerini de bilmen gerekiyor. Uranyum, toryum ve bor mineralleri stratejik öneminden dolayı devlet kontrolüdür. Uranyum ve toryum nükleer silah yapımında kullanılır arkadaşlar. Bor mineralleri ise bu nükleer füzelerin menzilinin artırılmasında roket yakıtı olarak kullanılır. Anlaşıldı mı? Yani roket yakıtına daha doğrusu katkı maddesi olarak ne yapılacaktır? Kullanılacaktır arkadaşlar. Bu sebeple devlet kontrolündedir. Asbest devlet kontrolündedir. Neden? Kanserojen madde içerdiği için ki ileride anlatacağız zaten. Devlet kontrolünde diyeceğiz. Ve hocam altın devlet kontrolündedir. Bunun nedeni nedir derse de ne diyeceksin? Değerli bir maden olduğu için diyecek. ÖSYM sen yemeyeceksin. Dikkatli dinle bak. ÖSYM değerli bir maden olduğu için diyecek. Sen ne yapmayacaksın? Yemeyeceksin hocam. Neden devlet kontrolündeymiş? Heh? Hocam altının aranmasında siyanür kullanıldığı için devlet kontrolündedir ki siyanür de oldukça zehirli bir maddedir diyeceğiz. Hocam birazdan tablolar halinde kısa kısa madenlerimizin özelliklerini vereceğim ki madenlerden çıkacak soru belli. Ya madenlerin özelliğini verecek, hangi madenimiz diyecek arkadaşlar, ya da harita üzerinde verecek, yayılış alanı verilen madenimiz hangisidir diyecek. Yani büyük ihtimalle buna benzer sorular gelecektir. Onun dışında da yani bu başta anlattığım yerlerden soru gelebilir. Hangisi organik kökenli, hangisi volkanik kökenli madenlerimizdendir ya da hocam işte ne bileyim. Üçüncü jeolojik zamanda oluşanlar, birinci jeolojik zamanda oluşanlar ki onları zaten nerede vermiştik? Jeolojik zamanlarda vermiştik. Buna benzer sorular gelecektir arkadaşlar. Ya da işte yurt dışına en çok gönderdiğimiz maden hangisi gibi sorular gelebilir. Ama şimdi madenler konusuna geçtiğimiz zaman şuna dikkat etmeni istiyorum. Öyleyse misal maden bulunduğu yer eşleştirmeleri yapabiliyor arkadaşlar. Burada da en çok şuna dikkat ediyor. Yani siz de dikkat ederseniz güzel olur. Belli yerlerde yuvalanmış madenlere. Misal hocam
Bor mineralleri sadece Marmara ve çevresinde yoğunlaşmıştır, değil mi? ÖSYM'nin sorduğu soru neydi? Şuydu arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesi maden çeşitliliğinin ve rezervinin en fazla olduğu bölgelerimizdendir. Buna rağmen aşağıdaki madenlerden hangisinin rezervi Doğu Anadolu bölgesinde yer almaz? Cevap neydi? Hah, bor mineralleriydi. Anladın mı Cancağız? Niye? Ya şunu biliyor, yani bor minerali sadece Marmara ve çevresinde yuvalanmıştır. Bunu bil istiyor ÖSYM sadece. Ya da hocam bakır sadece Karadeniz ve Doğu Anadolu'da var, değil mi? Başka yerde yok. Misal bakır çıkarıldığı yer eşleştirmesinde de şöyle bir şey yaptı hocam. Aşağıda bazı madenlerimiz ve çıkarıldığı yerler eşleştirilmiştir. Yapılan bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır dedi. Misal hocam bakır Antalya dedi. Anlatabildim mi? Yani adam şunu istiyor hocam diyor. Bakır diyor sadece Karadeniz ve Doğu Anadolu'da var diyor. Buna dikkat et diyor. Yani diğer bölgelerimizde yok diyor. Bunu bildiğin zaman yeterli diyor. Anladın mı Cancağız? Yani bunlara dikkat ettiğiniz zaman Allah'ın izniyle pek soru kaçırmazsınız madenlerden de. Ama biz her şeyi ezberlemeye çalışıyoruz ya, o yüzden hata yapıyoruz. Misal hocam ülkemizde 90 çeşit maden var. Tamam mıdır? 90. Ha bu arada benim kalemde suç yokmuş geçen videolarda. Şu yayını alan hocam nedir? Görüntüyü alan programdan dolayı bizim kalem sıkıntı çıkarıyormuş. Benim kalemim güzelmiş yani gayet. Tamam mı? Peki arkadaşlar şimdi 90 tane maden var en aşağı diyelim, tamam mıdır? Bu 90 maden hocam sadece 3 yerden çıkıyorsa, ki biliyorsunuz çıkarıldığı yerleri sorabiliyorlar, 270 yer diyor. Doğru mu hocam? Doğru. 3 yerde kullanılsa biliyorsun kullanıldığı yerleri de soruyorlar. 270 yerde öyle ediyor abicim. İşte 3 yerde de işlense en az, ki 270'de öyle diyor, ki şunu söyleyeyim ben sana. Sadece lignit 58 ayrı bölgeden çıkıyor, ki ben en mütevazisini söylüyorum. Sana 900 tane yer eder hocam. Yani bu 900 yer ezberlenir mi sence? Tabii ki ezberlenmez. Nedir yine? Olayın bir mantığı vardır, ki biraz önceki söylediğim mantık. O zaman bor minerallerine dikkat ediyorsun sadece Marmara ve çevresinde. Hocam bakır sadece Doğu Anadolu ve neredeymiş? Karadeniz'deymiş. Lüle taşı sadece Eskişehir'de. Oltu taşı sadece Erzurum'un Oltu içerisinde. Civa hocam, zımpara taşı hocam nerede? Sadece Ege kıyılarında fazlasıyla var. İşte fosfat hocam sadece Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da var. Yani bu tür madenlere dikkat ettiğin zaman problem çekmezsin, ki konusu geldikçe ben sana zaten ne yapacağım? Onları söyleyeceğim Cancağız. Anlaştık mı? Doğu Anadolu bölgesi maden çeşidinin en fazla olduğu bölgedir. Buna rağmen aşağıdaki madenlerden hangisinin Doğu Anadolu bölgesinde rezervi yoktur? İşte Hüseyin'in sorduğu sorunun benzeri arkadaşlar. Ne demiştik? Bor mineralleri demiştik. Unutmuyorsunuz. Tamam mıdır? Peki geldik şuna. Bir de şuna dikkat etmeni istiyorum. Hani Kayseri deyince Malatya gibi, incir deyince Aydın gibi olan madenler vardır. Yani işte Sivas Divri olmadan misal demir sorusu gelmez. Ben sana onu da vereceğim. Tamam mıdır? Ya geriye kalanını kendin oku arkadaşım. Bir işin açıkçası. Hani oradakinin aynısını okumak öğretmenlik değildir. Anlatabildim mi? Benim görevim nedir? Hocam buradan nasıl soru gelir? Nerenin üzerinde durur ÖSYM? Onu vermek zaten ekranda duracak. Hani durdur. Geriye kalan yerleri sen oku. O zaman şöyle söyleyeyim hocam, bak Sivas Divriği olmadan demir sorusu gelmez. Tamam mıdır? Çünkü ülkemizdeki en zengin demir yatakları arkadaşlar, en kaliteli tabii ki yine demir yatakları aşağı yukarı orada bulunmaktadır. O yüzden Sivas Divriği mutlaka anılır, unutmuyorsun Cancağız. Anlaştık mı? Bu birincisi. Ya onun dışında hocam işte dediğimiz gibi Hekiman Hasan Çelebi de yok mu? Var işte hocam. Ne bileyim Dikili Torbalı da yok mu? Var hocam. Yani Kütahya Simav da yok mu? Var hocam. Anladın mı? Yani buraların hepsinde var. Ama bizi ilgilendiren neymiş? Sivas Divriği'ymiş. Dediğim gibi şunlara da bir göz gezdirsen. O ayrı bir mevzu. Ben kendi görevimi yapayım. Sen kendi görevini yap. Anlaştık mı? Bu birincisi. Sivas Divriği unutmuyorsun. İkincisi arkadaşlar, demirin nerede kullanıldığı sorulur mu? Hayır, sorulmaz. Ya kullanılmadığı yer yok. Sallasan tutuyor. Şu kolumdaki saatte bile var. Yani evin içinde oturduğumuz evlerin inşaatında var. Arkadaşım ne bileyim üzerinde oturduğum koltukta var. Şu masada var. Bilgisayarın içinde var. Anladın mı? Aklına ne geliyor hocam? Yani bunların hepsinde az ya da çok demir var. Dünyada en çok kullanılan madendir çünkü. Tamam. Ya yani o yüzden nerede kullanıldığı sorulmaz. Ama nerede işlendiği ve neden orada işlendiği arkadaşlar mutlaka sorulacaktır diyoruz. Nerede var mesela? Sivas'ta hocam. Bizim demir çelik fabrikamız var. Neden vardır? Sivas'ta çıkıyor hocam. Demek ki ham maddeye yakın olarak kurulmuştur diyeceğiz. İskenderun'da demir çelik fabrikamız var. Neden var? Limanın varlığından dolayı, yani ulaşımdan dolayı var diyeceğiz. İzmir'de hocam demir çelik fabrikamız var. Hocam burada nedir? Hem çıkarılıyor hem de ulaşımdan dolayı. Yani hem ham maddeye yakınlık hem de limanın varlığından dolayı burada kurulmuştur diyeceğiz.
Kırıkkale'de neden var? Silah fabrikasının varlığından dolayı. Oradaki hocam makine kimya biliyorsunuzdur. Silah fabrikamızın demir çelik ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur. Hocam Zonguldak Karabük arasında neden var? Taş kömürünün varlığından dolayı var canlar. Taş kömürü demir çelik sanayinin enerji kaynağıdır. Bak dikkat et. ÖSYM taş kömürünü kullanıyorum ya. Ham madde diyecek. Ne olur yeme. Yani demir çelik sanayinin ham maddesi hocam demirdir. Kömür değildir. Ama buradaki Zonguldak Karabük kömüre yakın olarak, taş kömürüne yakın olarak kurulmuştur. Yani enerji kaynağına yakın olarak kurulmuştur. Unutmuyorsun canacağız. Anlaştık. Demir hakkında bunları bileceğiz. Bakır biraz önce de söylemiştim. Sadece hocam nerede var? Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde var. Tamam mıdır? İşte Elazığ maden. Şunu sil. Yani Diyarbakır, Ergani'yi orada almayacağız arkadaşlar. Tamam mıdır? Artvin, Murgul. Değil mi hocam? Başka nerede var? Kastamonu, Küre'de. Hocam bakır madenlerimiz bulunmakta. Gördüğün gibi Karadeniz ve Doğu Anadolu. Hocam Diyarbakır, Ergani'yi niye çıktık? Hocam Ergani Elazığ'a bağlandı ve adı maden oldu zaten. Yani burada biz de büyük hatalar yapıyoruz aslında. Dizgici arkadaşlar da sağ olsun. Hani başka haritalardan alıyorlar bazen. Bizim direkt gönderdiğimiz haritaları almıyorlar. Orada da sıkıntı çıkabiliyor. Bunu siliyoruz hocam. Anlaştık mı? Yani Elazığ maden. Senin bileceğin. Peki o zaman Elazığ maden ve Artvin Murgul'daki bakır işleme fabrikaları gördüğün gibi ham maddeye yakın olarak kurulmuş. Buralarda aynı zamanda çıkıyor ama ÖSYM Samsun üzerinde çok duruyor. Samsun'da bakır çıkarılmamasına rağmen fabrikası var. Neden hocam? İşte ulaşımdan dolayı. Kastamonu Küre'de çıkarılan bakırı hocam biz Samsun'a getiriyoruz. Orada işliyoruz ki biliyorsunuz Karadeniz kıyıları içerisinde ulaşımın en gelişmiş olduğu yer Orta Karadeniz'dir. Artı Samsun limanının falan hocam demiryolu bağlantısı da vardır. Ayrıca Karadeniz'de limanın en gelişmiş ya da en gelişmiş limana sahip olan ilimiz Samsun'dur. Bu yüzden hocam orada kurulmuştur diyeceğiz. Yani kısaca ulaşımdan dolayı diyeceğiz. Anladın mı canacağız? Bakırın nerede kullanıldığı da belki bir ihtimal sorulabilir arkadaşlar ki burada kuyumculuktan tongaya düşürmeye çalışacaktır. Ama öncelikle şöyle iyi bir iletkendir. Yani altın, gümüş, bakır bu üç tanesi en iyi iletkenlerimizdir arkadaşlar. Ama altın, gümüşü tabii ki elektrik, elektronikte kullanamayacağın için bakır kullanıyoruz canlar. Gerçi orada altına yaklaşıyor yavaş yavaş. Yani bayağı arttı fiyatları. Ama konumuz o değil tabii ki. Konumuz ne hocam? Bakır iyi bir iletken olduğu için elektrik, elektronik sanayinde ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Yine ısıyı iyi ilettiği için mutfak eşyası yapımında kullanıyoruz arkadaşlar. İşte turizm amaçlı Diyarbakır falan biliyorsunuzdur arkadaşlar. Süs eşyası yapımında kullanıyoruz. Artı hocam kuyumculukta kullanıyoruz ki ÖSYM buradan tonguya düşürür. Çünkü öğrenci kuyumculukta kullanılacağına pek ihtimal vermiyor. Ama kullanılıyor canlar. Nerede kullanılıyor? İşte altına ayar veriyoruz ya. Var ya hocam işte 24 ayar, 18 ayar gibi altınlar var ya. O ne belirliyor? İçerisindeki bakır miktarı belirliyor. Unutmayacaksın canacağız. Geldik krom hocam. Yani krom birçok yerde çıkıyor ki ülkemizde 6 ana bölgede çıkıyor ve çıkmadığı bölge neredeyse yok. Arkadaşlar bölge bazında baktığımızda çıkmadığı bölge yok. O yüzden yandaki illeri sen öğrenebilirsin. O benim problemim değil. Benim problemim ne arkadaşım? Şudur. Krom hakkında büyük ihtimalle ÖSYM birçok ilde çıktığı için kromun özelliğini verecek, hangi maden diye soracaktır. Anlaştık mı? İlden ziyade. Hani şöyle söyleyeyim ben sana soru tarzını. Hocam diyecek ki işte çok sert ve paslanmayan bir maden olduğundan madeni eşya yapımında ve bunların kaplanmasında kullanılır. Ülkemizde en çok çıkarılan ve yurt dışına en çok gönderilen madenlerden birisidir diyecek. Bak madendir diyemez, o mermerdi biraz önce söyledim. Madenlerden birisidir diyecek. Bunun dışında hocam Fethiye, Marmaris, Dalaman işte havzası, Kütahya'da falan çıkar diyecek. Anladın mı? Yukarıdaki özellikleri verilen madenimiz hangisidir diyecek. Abi paslanmazlık dediği için, ülkemizde çok yerde çıkıyor dediği için, yurt dışına en çok gönderdiğimiz madenlerdendir dediği için direkt kromu alacaksın. Şuradaki illere takılmayacaksın. Tamam. Bizde iki yerde hocam ne vardır? Ferrokrom tesisi vardır. Hocam birisi Elazığ'daki ham maddeye yakın olarak kurulmuştur. Gördüğün gibi. Birisi de Antalya'da. Burada krom çıkmamasına rağmen kurulmuştur. Nedir hocam? Fethiye çevresindeki ya da Muğla çevresindeki arkadaşlar nedir? Kromlarımız Antalya'ya getiriliyor. Orada işleniyor. İki tane ferro krom tesisimiz var. Unutma. Ha bak ne olur şunu yanlış anlama. Şu iller son olarak gelmez demiyor. Ya ben sana ÖSYM'nin mantığını anlatıyorum. Yani soru ihtimali daha çok olan yerleri söylüyorum. Ezber konusunda çok büyük sıkıntım varsa diye diyorum ki hocam madem onları ezberleyemiyorsun tüm illeri tek tek, bu verdiklerimi ezberle diyorum. Tamam mı? Ben onu söylüyorum sadece arkadaşım. Bor hocam.
Bak biraz önce söylemiştim yani sadece Marmara ve çevresinde değil mi hocam? Çıkarılıyor demiştik, başka yerde yok demiştik. Hatırlıyorsanız canlarım. Marmara ve çevresi diyorum ama ne olur buna dikkat et. Sadece Marmara bölgesi demiyorum. Yani Eskişehir'de de var, Kütahya'da da var. Çevresi dediğimiz zaman bunlara dikkat ediyorsun. Tamam mı arkadaşlar? İller zaten orada ama bor minerali şunu bileceksin. Dünya rezervinin %74'ü bizde. Ve bana kalırsa çok değerli bir maden ki altından daha değerli. Elmastan daha değerli. Niye biliyor musun? 400 dolarlık bir elmastan 4 milyon dolarlık bir ürün elde edemez. Ama 400 dolarlık bor mineralinden hocam 4 milyon dolarlık roket yakıtı elde edebiliyoruz. Anlaşıldı mı? Yani o yüzden oldukça önemli bir madendir ama nasıl yapılacağını biz bilmiyoruz. Ya biz salakça birkaç işte kullanıyoruz. İşte borcam yapıyoruz abicim. Ki Esrak'tan bir halt diyor gibi çok affedersiniz hepsinin başına da bor ismini yerleştiriyorsa bor cam. Boronumuz var mister gibi deterjanımız. Borelimiz var arkadaşlar işte dezenfektanımız falan. Allah'tan bir yerde hocam iyi kullanmaya başladık hatta iki yerde. Eskişehir ve Kayseri'ye arkadaşlar bordan lityum pil üreten fabrikalar açıldı. Yerli otomobilimiz var ya TOGG. Onun bataryaları burada üretilecek hocam. Kayseri ve Eskişehir'de nedir? Bor mineralinden batarya üreten yani lityum pil üreten fabrikalar açıldı ki bunun katma değeri biraz daha yüksek. Ama roket yakıtı yapabilsek arkadaşım çok çok daha yüksek olacak. Arkadaşlar Balıkesir'de fabrikası var, Kütahya'da fabrikası var, Eskişehir ve Kayseri'de var. Eskişehir ve Kayseri'deki tekrar söylüyorum arkadaşlar neydi? Lityum pil üretiyorlardı. Unutmuyorsun. Balıkesir ve Kütahya'daki de yarı işlenmiş hale getiriyor ürünleri. Yurt dışına gönderiyor diyeceğiz. Tamam mıdır? Bunun dışında birçok alanda kullanılıyor tabii ki. Yani şurada da gördüğün gibi cam, porselen, deterjan ve benzeri gibi birçok alanda kullanıyoruz arkadaşlar. Ama benim dediğim yerler biraz daha önemli diyeceğiz. Boksit namı diğer alüminyum arkadaşlar. ÖSYM burada alüminyumun ham maddesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuştu. Cevap boksitti. Unutmuyorsun. Bu bir. İki. Konya, Seydişehir olmadan alüminyum sorusu gelmez. Bu da iki arkadaşlar. Tamam mıdır? Konya, Seydişehir olmadan alüminyum sorusu gelmez. Çünkü en fazla çıkardığımız yer burası. Artı fabrikasının olduğu yer burası. Tamam mıdır? Boksitin alüminyuma çevrilmesi için çok çok fazla enerjiye ihtiyaç vardır arkadaşlar. Bu enerji ihtiyacını karşılamak için şöyle düşün. Yani ne kadar devasa bir enerji olduğunu. Manavgat üzerine Oymapınar Barajı kurulmuştur. Yani Oymapınar Barajımız sırf arkadaşlar Seydişehir Alüminyum Tesisinin enerji ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur. Unutmuyorsun arkadaşlar. Anlaştık mı? Bunlara dikkat ediyorsun. Yoksa aynı demir gibi neredeyse birçok alanda kullanılıyor. Kullanıldığı yerin falan soru olarak geleceğini pek sanmıyorum işin açıkçası. Civa. Hani bana kalırsa tek bileceğin şey hocam tek sıvı madenimizdir. Bunu bileceksin arkadaşlar. İzmir, Ödemiş, Çeşme işte Konya Saray önüne çevresinde ne yapılıyor? Çıkarılıyor arkadaşım. Civa'yı biliyorsunuzdur. Elektrikli araç yapımında, eczacılıkta işte hocam nedir? Zirai gübre üretiminde gübre demeyelim de zirai ilaç. Çok affedersiniz. Yapımında arkadaşlar kullanılıyor. Bir ara termometrelerin içinde falan da vardı ama zehirli bir madde olduğu için ne yaptık arkadaşım? Yasakladık. Tek sıvı madendir. Bunu bil. Niye bunun üzerinde sürekli duruyorum? Sınava gidiyorsun, ÖSYM petrol veriyor. Sen orada oturuyorsun şeytanınla birlikte. Ya bak petrol de doğru sıvı bir maden. Acaba Hakan Hoca bunu bilmiyor mu ki? Bir de benim dedikodumu yapıyorsun hani. Hakan Hoca hiç bahsetmedi. Ya Civa dedi ama nasıl olacak falan. Yapma gözünü severim. Yani ÖSYM şeytan anladık bunu aklına getiriyor ama sen de yanındaki şeytana uyma abicim. Yani Hakan Hoca ne diyorsa ona dikkat et. Tek sıvı maden civadır arkadaşım. Petrol maden değildir, enerji kaynağıdır. Anlaştık mı? O yüzden tek sıvı madenimiz civadır diyoruz, unutmuyorsun. Mermer dedik arkadaşlar. Neydi? İşte bunların yerini bileceksin arkadaşım. Yani şurada yazan iller var ya. Yani bak yeri geldiği zaman söylüyorum. Bunların hepsini ezberle diyorum. Çünkü hangisi önemli mermer çıkarım alanlarından birisidir, değildir diye sordu. Çıkarıldığı yerlerde de işleniyor zaten arkadaşlar. Mermerde şunu bileceksin. Nedir? Yurt dışına en çok gönderdiğimiz madendir. Unutmuyorsun. Ve yine şuna dikkat ediyorsun. Ki dikkat etmesen de olur aslında. Kullanılmadığı yer yok gibi bir şey. Yani hocam inşaattan mezara kadar yani mutfaktan mezara kadar arkadaşlar nedir? Her yerde kullanılmaktadır. Neredeyse diyeceğiz işte duvarların kaplanmasında, yerlerin kaplanmasında, mutfak evyelerinde ya da yapımında hocam ya da mezar yapımında ne yapıyoruz? Kullanıyoruz.
diyeceğiz bunu. Zımpara taşı gördüğün gibi hocam, gördün bak, sadece Ege çevresinde çıkarılıyor ki önemli özelliği odur demiştim. Hatırlıyorsan. Bunun dışında nerede kullanıldığını zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kesici, delici, törpüleyici alet yapımında kullanılıyor. Az yerde çıkıyormuş gibi görünse de hocam ihtiyacımızı fazlasıyla karşılıyor. Hatta ne yapıyoruz? Yurt dışına gönderiyoruz diyeceğiz. Tuz arkadaşlar. 3 yerden biz tuz elde edebiliriz. Denizlerden, göllerden ve yer altından. Ki kaya tuzu dediğimiz. Denizlerden en ünlü yerimiz hocam İzmir Çamaltı tuzlasıdır. Burayı unutmuyorsunuz deniz tuzu olarak. Göllerden elde ettiğimiz hocam Tuz Gölü var. Kayseri'de de Palas tuzlası var. Unutmuyorsunuz. Göllerden tuz elde ediyoruz. Şu geriye kalan yerler hocam, gördüğün yerler nedir? Kaya tuzu yataklardır. Ama bunlardan en ünlüsü Çankırı'dır. Arkadaşım, kaya tuzu yataklarından bunu da unutmuyorsunuz. Yine nerede kullanıldığını falan herhalde biliyorsundur diye düşünüyorum arkadaşım. O yüzden hani nerede kullanıldığını söylemeye çok fazla gerek yok. İşte yemeklerde, konservede, deri sanayinde hocam, yolların buzunu çözmede falan biz bayağı bir yerde tuzu ne yapıyoruz? Kullanıyoruz diyeceğiz. Kurşun ve çinko hocam, bu ikisi kankidir. Yani diğer yerleri çok fazla ezberlemene gerek yok. İki yeri iyi bil arkadaşlar. Kayseri ve Elazığ keban. Tamam mıdır? Kayseri ve Elazığ keban hem çıkarıldığı hem işlendiği yerlerdir arkadaşlar. Tamam mıdır? Bunların ikisini iyi bildiğin zaman geriye kalanların pek önemi yok diyeceğiz. Hocam birçok yerde kullanıyoruz. Paslanmaz metal üretiminde, silah sanayinde, akümülatör imalatında ne yapıyoruz? Kullanıyoruz diyeceğiz canlar. Wolfram. Hocam Wolfram dediği zaman şu illeri göz ardı etsen de olur. Hani buralarda da çıkıyor ama ülkemizde rezervi var diyebileceğimiz en önemli yer Bursa'dır ki ÖSYM'de şu ana kadar sadece Bursa'yı verdi arkadaşlar Wolfram'da. Diğer yerleri vermedi. Tamam mıdır? Ne demiştik? Uludağ burada önemlidir demiştik. Uludağ hocam iç püskürüktü. İç püskürük demek mağma yerin altında, dağın altında yavaş yavaş soğumuş. Patlamamış yani. Yavaş yavaş soğurken de dünyanın en sert madenlerinden birisi. Yani Wolfram meydana gelmiştir. Çok sert olduğu için hocam özel sanayi çeliği olarak kullanıyoruz. Demir yollarında kullanıyoruz. Ağır iş makinelerinden kullanıyoruz. Hatta ampullerin içerisindeki teller var ya, onlar bile hocam o dirence sadece bu dayandığı için Wolfram'dan yapıyoruz, unutma. Çıkartmıyoruz hocam, ülkemizde var ama çıkartmıyoruz. Neden? Rezerve az. Dışarıdan aldığımız daha ucuza geliyor işin açıkçası. O yüzden dışarıdan almayı tercih ediyoruz diyeceğiz. Manganez arkadaşlar. Şu ana kadar çok fazla sorulmuş bir maden değil. Ama sorulursa da büyük ihtimalle şöyle sorulacak. Çeliğe sertlik kazandırmak ve direncini artırmak için kullanılır. İhtiyacı karşılamaz hocam. Bu yüzden özellikle kalitesi yüksek olanları ne yaparız? Yurt dışından isteriz. Yani getirtiriz deriz. Ya da hocam ithal ederiz diyecektir. Belki ondan sonra Denizli, Ankara, Artvin çevresinde de çıkarılır diyecek. Anladın mı? Ama bizim için önemli olan nedir burada? Yukarıda söylediklerim. Hocam demir çelik sanayinde tekrar söylüyorum. Neymiş? Çeliğin sertleştirilmesinde veya dayanıklılık kazandırılmasında kullanıyormuş diyecek hocam. Bunu belirttiği anda sen onun ne olduğunu, hemen manganez olduğunu anlayacaksın dedik. Zaten bak buraya da yazmışız. Demirin çeliğe dönüştürülmesinde kullanılıyor demiştik hocam. Çeliğe sertlik kazandırmak, direncini arttırmak dediğimiz o. Lüle taşı arkadaşlar. En basit. Sadece Eskişehir'de var. Beyaz bir hocam taş parçası biliyorsunuzdur. Çok da hafif. Yani genelde süs eşyası yapımında kullanıyoruz diyeceğiz. Oltu taşı aynı şekilde en basit olanlardan. Erzurum'un Oltu ilçesinde var sadece. Başka yerde yok arkadaşım. Yine süs eşyası yapımında kullanıyoruz. Madenler içerisinde anlatıp da organik kökenli diyeceğimiz sadece bu var. Yoksa organik kökenleri genelde biz nerede anlatacağız? Enerji kaynakları içerisinde anlatacağız canlar. İşte petroldür, lignittir, taş kömürüdür, anladın mı? Yani bunlar organik kökenlidir ama burada anlatacaklarımız içerisinde de bu. Oltu taşı organik kökenlidir. Unutmuyorsun cancağızım. Kükürt arkadaşlar nedir? Isparta keçiborlu. Yani öyle söyleyeyim. Isparta keçiborlu olmadan kükürt sorusu gelmez. Çünkü en önemli rezervimiz orada. Çıkarıyoruz mu? Hayır, çıkartmıyoruz. O ayrı bir mevzu ama ÖSYM soruyor abi, çıkarıp çıkarmamana bakmıyor. Hani Uludağ'a da sordu biliyorsunuz Wolfram için çıkartmamamıza rağmen. Hocam Isparta Keçiborlu'yu da 2013'te sormuştu hatırladığım kadarıyla maden çıkarıldığı yer eşleştirmesinde. Tamam mıdır? Yani ona dikkat et. Isparta Keçiborlu olmadan hocam kükürt sorusu gelmez. Ama niye çıkartmıyoruz? Bak şuraya yazmışım. Hocam bizim petrol rafinerleri nedir? Kükürt fabrikası gibi çalışıyor neredeyse. Yani petrolün yan ürünü olarak biz kükürt üretiyoruz arkadaşlar. O yüzden çıkartmaya pek ihtiyaç duymuyoruz. Bağ bahçede veya böceklere karşı kullanıyoruz biliyorsunuz. Bazı ürünlerin sarartılmasında yine
kullanıyoruz diyeceğiz. Barit 1999, o zamanki adı DMS, Devlet Memurluk Sınavı, o zaman soruldu. Kuyulara sızdırmazlık kazandırmak için kullanılan suya dayanıklı madendir dedi. Yukarıda özelliği verilen madenimiz hangisidir dedi. Cevap baritti. Baritin özelliği o zaten hocam, bilmen gereken özelliği. Suya karşı oldukça dayanıklıdır ve sızdırmazlık özelliği vardır. Bu yüzden sızdırmazlık kazandırmak istediğim her yerde barit kullanabiliyorum. İşte kuyularda kullanıyorum. Ne bileyim hocam, şu camların kenarındaki kauçuklar var ya, onlar mesela sızdırmaz olması gerekiyor biliyorsunuz. Onları da kullanıyorum. Giydiğimiz deri montlar, yani deri sanayinde hocam, sızdırmazlık kazandırmak için kullanıyorum. Duvardaki boyalar falan, her neyse, boyaların su geçirmemesi için, sızdırmaz olması için ne yapıyorum? Kullanabiliyorum arkadaşlar diyeceğiz. Anlaştık? Yani bunlara dikkat et. Onun dışında işte Antalya'da en çok çıkarıldığı yerdir. Buna dikkat et. Yeterli canacağız. Fosfat deyince aklıma Fas, Tunus, Cezayir geliyor. Neden biliyor musunuz? Bizim ülkemizde sadece hocam Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaşmıştır gördüğün gibi. Başka yerde yok. Ama çıkıyor, tamam da çıkarılan fosfat ülke ihtiyacını karşılamıyor. Bu yüzden hocam nedir? Dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Nereler işte? Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden alıyoruz. Gübrenin ham maddesidir. Gübrede de dışa bağımlı olmamızın nedeni bu madendir. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. Tamam mıdır? Trona, ya bildiğin maden suyu. Yani Trona dediğim zaman çok böyle acayip karayip bir maden gibi geliyor da, maden suyu aklına gelsin. En ünlü maden suyumuz hangisi? Beypazarı değil mi hocam? Bitti. Yani ben Kızılay'ı daha çok seviyorum ama hocam Beypazarı biliyorsunuz baya baya revaçta. Oradan aklına gelsin arkadaşlar. Dolomit. Dolomit hakkında bilmen gereken tek şey var. Türkiye'de rezerve en çok olan madendir arkadaşlar. Yani demir, çelik ve cam sanayinde bile kullanıyorum. Buraları okuyabilirsin. Tabii o sana kalmış. Niye biliyor musun? Özseyme tongaya düşürmek isterse büyük ihtimalle onu yapacaktır. Rezerve en fazla olan maden hangisidir diyecektir. Bor minerali diyecektir. Sen de yiyeceksindir büyük ihtimalle. Yeme arkadaşım. Bor minerali yüzde olarak, hani bizde çok fazla, %74'ü bize. Ama hadi dünyada 100 kilo bor varsa sadece. Anladın mı? Yani düşün ki dünyada 100 kilo bor var. %74'ü de bizde. Yani 74 kilosu bizde demektir bu. Ama dolomit hocam 500 kilo atıyorum. Gördün mü? Yani rezerve en fazla olan dolomit oldu. Ne demek istediğimi anladın herhalde. Yani orada orana bakmıyorsun. Rezerv dediğim zaman hocam miktarına bakıyorsun. Unutmayacaksın. O yüzden rezerve en fazla olan dolomittir. Unutmayacağız. Asbest solunma ihtimali oldukça yüksektir arkadaşlar. Neden dersen 14.000 santigrat derece ısıya dayanabiliyor ki, bu devasa bir ısıdır ki. Hocam nedir? İşte ısıya dayanıklı araç gereç yapımında, işte bu itfaiyecilerin elbiselerinde, fren balatalarında, bu demir çelik sanayinde çalışan insanların eldivenlerinde, elbiselerinde, ya ısıya dayanıklı ne üretmek istiyorsam hocam orada kullanıyorum. Hatta kefen yapımında değil mi? Rahatlıkla kullanılmaktadır. Tabii kefen yok, aman diyeyim. Arkadaşlar yazan varsa hemen silsin. Canlar yani, ama bizim Türkiye'de yapılsa satar diye düşünüyorum. Hatta bazı gelir, abi benimki çift kat olsun, benim günahım çok diye. Hocam isteyebilir ama tabii ki bu işin esprisi ısıya dayanıklı olduğunu bil diye söylüyorum arkadaşım. Bu bir. İki, kanserojen madde içeriyor arkadaşlar. Kanserojen madde içerdiği için de nedir? Yine devlet kontrolündeki madenlerden birisidir. Bu iki özelliğine iyi dikkat et. Onun dışında çıkarıldığı yerler zaten yan tarafta yazıyor, okuyabilirsin. Ama bana kalırsa bu iki özellik, sıcaklık ve kanserojen olması oldukça önemli. Onlara dikkat ettiğin zaman problem çekmezsin. Arkadaşlar geldik enerji kaynaklarına. Enerji kaynaklarından iki şey bileceksin başta tabii girişte hocam. Bir, yenilenebilir enerji kaynakları hangisi? Yenilenemeyen hangisi? Yenilenebilir dediği doğanın bize verdikleri hocam, işte akarsu olabilir, rüzgar olabilir hocam, jeotermal olabilir, dalga olabilir, akıntılar olabilir, gelgit olabilir, güneş olabilir. Anladın mı? Yani doğanın bize verdiği her şey yenilenebilir enerji kaynağıdır. Yani bunların rezervi yoktur. Şöyle bir şey demiyorsun hocam, Türkiye'de bir yıllık güneş rezervi kaldı, bir yıl sonra güneş bir daha doymayacak. Doğmayacak. Ya da ne bileyim hocam, Türkiye'de 2 yıllık rüzgar rezervi kaldı, 2 yıl sonra bir daha rüzgar esmeyecek diyemiyorsun. Değil mi hocam? Yani bunların rezervi yok. O yüzden yenilenebilir enerji kaynağı. Sürekli bir döngüsü var yani. Ha hocam, işte yeraltı kaynakları, sıcak su kaynakları tükenemez mi? Evet hocam, tükenebilir. O yüzden ne diye geçiyor zaten? Belirli şartlarda yenilenebilir diye geçiyor. Ama ÖSYM yine de onu zaten yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde alıyor. Kullanımına dikkat edersek onda da döngü var yani. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde sayılabilir.
Yenilenemeyen enerji kaynakları ise yer altından hocam maden gibi çıkarttığımız nedir? Enerji kaynaklardır. İşte taş kömür olabilir, lignit olabilir, petrol olabilir, doğalgaz olabilir, asfaltit olabilir. Bunlar da nedir hocam? Yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Yani bunların rezervi vardır. Mesela diyoruz ki hocam Arabistan Yarımadası'nda 25 yıllık petrol kaldı. Diyoruz ki bunu söyleyeli yıllar oldu. Şu anda o kadar bile kalmamıştır. İşte Dubai'nin falan turizme yönelmesinin nedeni o. Ellerindeki petrol bitecek hocam neredeyse. O yüzden. Anlaştık. Ve şuna dikkat ediyorsun yine. Yenilenebilir enerji kaynakları çevreye zararı en az olanlarken yenilenemeyen enerji kaynakları çevreye karşı zararı en fazla olanlardır ki ÖSYM bunu da sorar arkadaşım. Ve yine yenilenemeyen enerji kaynakları taş kömür, lignit, hocam petrol, asfaltit bunlar nedir? Organik kökenlidir arkadaşlar. Bunlar da sorulabilir. Yani karbon bazlıdır. O yüzden zaten enerji üretebiliyorlar. Bunları da unutma arkadaşım. Bunun dışında ne diyebilirim? Ha şunu diyebilirim. Arkadaşlar yani kötünün iyisi ki şöyle söyleyeyim. Yenilenemeyen enerji kaynakları içerisinde çevreye zararı en az olan hangisidir derse o da doğalgazdır. Tamam mı? Yani yenilenemeyenler içerisinde çevreye zararı en az olan doğalgazdır. Yine hocam şeyi de burada alabiliriz aslında. Onları yazmamışım ama artık onu da günümüzde kullanmaya başlayacağımız için ülkemizde. Uranyum ve toryum. Onlar da yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Onların da rezervi vardır neticede. Ama uranyum ve toryumla ilgili gelebilecek soru büyük ihtimalle şudur. Hocam biz şu anda onu enerji kaynağı olarak kullanmıyoruz. Sen sınava girene kadar da bitmeyeceği için o nükleer santraller arkadaşım. Ona dikkat et. Şu anda diyeceksin enerji kaynağı olarak biz ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz arkadaşım. Nükleeri unutmuyorsun. Yani uranyum ve toryumu, tamamdır. Böyle bir soru gelebilir dedik. Aşağıdaki öğrenci enerji kaynaklarından hangisinin çevreye verdiği zarar diğerlerinden daha azdır diye sorarsa neyi alıyorduk? Jeotermali alıyorduk. Ama şıklarda jeotermal yok misal arkadaşım. Tamam mı? Şu yok. Şuraya asfaltit verdi diyelim. Tamam. O zaman neyi alacaksın? O zaman doğalgazı alacaksın. Tamam mıdır? Hani kötünün iyisi demiştik ya. Şıklarda yenilenebilir enerji kaynaklarından biri yoksa doğalgazı alabilirsin arkadaşlar. Onun dışında yenilenebilir enerji kaynaklarını alacaksın. Unutma. Lignit hocam biraz önce de söylemiştim ya ilk girişte 58 ayrı yerde çıkarılıyor. O yüzden çıkarım yerlerini bilmek pek bir maharet değildir. Ama şu ana kadar ÖSYM'nin en çok sorduğu yerleri ben senin için listeledim buraya. Hocam şunlar çıkarıldığı yerler. Tamam mı? Şunlar jeotermalden jeotermal beni andı bakar mısın? Lignit'ten arkadaşım nedir? Elektrik üreten termik santrallerimizdir. Unutmuyorsunuz, tamam mıdır? ÖSYM'nin en çok andıkları buralar olmuş. Hatta arkadaşlar şöyle söyleyeyim, en çok ama en çok andığı ise Afşin Elbistan olmuştur. Niye? Afşin Elbistan lignit rezervinin en fazla olduğu yöredir arkadaşlar. Ama bölge derse Ege bölgesi lignit rezervinin en fazla olduğu bölgemizdir. Unutmuyorsun. Bunun dışında bu yerleri öğrenmek sana ait arkadaşım. Tekrar söylüyorum, ben neyi inceledim? 99 yılından bu yana çıkmış soruları inceledim 1999'dan ve ÖSYM'nin sorduğu tüm yerleri sana listeledim oraya arkadaşım. Bunun dışında şunu bileceksin, bak dediğim gibi lignit yatağının çıkmadığı bölgemiz yok. 58 ayrı yerden çıkıyor. Bunun nedeni nedir derse ikimiz de 3. jeolojik zamanda oluşmuşuz, o yüzden diyeceksin. Lignit'in oluşması da 3. jeolojik zaman, benim oluşmam da 3. jeolojik zaman. Ama işte 3. zamanda oluştuğu için hocam taş kömürüne göre rezervi biraz daha rezervi diyorum çok affedersiniz. Enerjisi biraz daha nedir hocam? Azdır. Tamam mıdır? Yani kalorisi azdır. O yüzden demir çelik sanayinde kullanamayız. Keşke kullanabilsek. Nerede kullanabiliyorum sadece? Termik santrallerde hocam. Elektrik enerjisi üretmekte ya da evlerin ısıtılmasında kullanıyoruz diyeceğiz canacağız. Tamam mıdır? Bir diğer arkadaşlar madenimiz nedir? Taş kömürüdür bu da. Madenimiz demeyelim de daha doğrusu enerji kaynağımız diyelim. Tamam mıdır arkadaşım? Taş kömür hakkında şunu bileceğim. Birinci jeolojik zamanda oluşmuş. İşte biz de üçüncü zamanda oluştuğumuz için bizde yani birinci zamanda oluşan arazi çok az olduğu için taş kömür yatakları da az. Sadece gördüğün gibi haritada Zonguldak ve çevresinde hocam. Zonguldak Karabük çevresinde ne yapılmaktadır? Çıkarılmaktadır diyeceğiz. Ama birinci zamanda oluştuğu için kalorisi oldukça yüksek. Yani enerji miktarı oldukça yüksek. Bu yüzden demir çelik sanayinde ne yapıyoruz hocam? Demirin eritilmesi için yani işlenmesi için kullanıyoruz ya da demirin çeliğe dönüştürülmesini enerji kaynağı olarak kullanıyoruz. Ve bu yüzden zaten Zonguldak Karabük demir çelik fabrikaları hocam biraz önce de söylemiştim. Enerji kaynağına yakın olarak yani taş kömürüne yakın olarak kullanılmıştır diyeceğiz. Unutmayacaksın.
Bununla birlikte söyleyebileceğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Ha, ihtiyacı karşılamaz ne yaparız? Dışarıdan alırız. Özellikle Ukrayna'dan falan hocam ne yapıyoruz? Taş kömürü alıyoruz. Demir çelik sanayinde kullanmak için diyeceğiz. Unutma. Doğalgaz deyince hocam 3 ayrı yer aklına gelsin. 1 Mardin Çamurlu, 2 Siirt, 3 hocam Habitabat. Buralarda çıkarıyoruz ama buralardan çıkarılan doğalgaz ülkemizin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde değil. Hatta çok çok az bir miktarını karşılıyor. Büyük oranda ne yapıyoruz? Dışarıdan hocam doğalgaz alıyoruz. Özellikle Rusya, işte Azerbaycan, İran gibi ülkelerden biz doğalgaz alıyoruz ve büyük oranda bunda dışarıya bağımlıyız. Doğalgazda da unutmuyorsun. Ülkemizde 3 ayrı yerde işleniyor arkadaşlar. Yani doğalgazdan elektrik üreten termik santrallerimizi bizim öğrenciler OHA diye kodlamışlar. Ova Akça, Hamitabat ve Ambarlı arkadaşım. Unutmuyorsunuz, tamam mıdır? Bunun dışında bilmem gereken nedir dersen bu Tuna Havzası'nı unutma. Yeni bir doğalgaz rezervi bulduk Karadeniz'de biliyorsunuz. Tuna Havzası. Bulan sondaj gemisi de Fatih sondaj gemisiydi. Bu genel kültürde karşına çıkabilir. Hocam coğrafyada pek çıkmasa da genel kültürde karşına çıkacaktır. Buna dikkat et. Bunun dışında bilmen gereken bir şey var mı? Belki şöyle bir soru sorabilir. Hocam doğalgazda büyük oranda dışarıya bağımlı olmamıza rağmen enerji üretiminde bu yıl biliyorsunuz doğalgaz birinci sıraya yükseldi. Yani bunun nedeni nedir diyecek? Nedir? Hah, çevreye verdiği zararın az olması. Özellikle arkadaşlar şunu düşünen olabilir. Hocam 3 yerde sadece elektrik üretiyoruz. Buna rağmen nasıl enerji üretiminde birinci sırada oluyor? Hocam enerji deyince aklına sadece elektrik gelmeyecek. Isı da bir enerjidir. Evlerde biz hep doğalgaz kullanıyoruz değil mi? Yani ısı enerjisi üretmekte. O yüzden birinci sıraya yükseliyor. Özellikle kış aylarının soğuk geçtiği dönemlerde hocam birinci sıraya yükselebiliyor. Anlaştık mı? Hatta geçen yıl 3. sıradaydı. Bak bu yıl ne yapmış direkt? Birinci sıraya yükselmiş. Unutmuyorsun cancağızım. Bunun nedeni de neymiş? Dışarıya bağımlı olmamıza rağmen birinci sırada olmasının nedeni çevreye verdiği zararın az olmasıymış diyeceğiz. Petrol hocam ülkemizde Raman, Garzan, Kurtalan, Adıyaman, Batman gibi yerlerde yani genelde Güneydoğu Anadolu bölgesinde çıkıyor. Bir de Trakya tarafında hocam yeni bir nedir? Yatak bulduk. Oradan da hocam ne yapıyoruz? Petrol çıkarıyoruz. Hatta 3 tane yatak bulduk. İkisi Diyarbakır'da, biri hocam nerede? İşte dediğim gibi Trakya'da. Bunlar da yani bize lisede ya da üniversitede hocalar anlatırken komplo teorisi gibi geliyordu. Hani canım öyle şey olur mu diyorduk. İşte İsrail'in zamanında petrolümüzü biz gerçekten İsrail'e aratmışız. Onların petrol yok burada deyip de kapattığı kuyular hocam. Tekrar açtık. İkisi Diyarbakır'da, biri Trakya'da olmak üzere. Oralarda ne yaptık? Petrol bulduk ki zaten bize saçma geliyor. Niye saçma geliyor? Ya petrol de 3. jeolojik zamanda oluşmuş. Ben de 3. jeolojik zamanda oluşmuşum. 3. jeolojik zamanda oluşan linyit var, bor minerali var, kaya tuzu fazlasıyla var ama petrol yok. Yani bu saçma geliyordu gerçekten. Ama buna rağmen hocam şunu bileceksin, günümüz için konuşuyoruz biz. Bizi vardı yoktu şu anda bağlamıyor. Hocam çıkardığımız petrol ülkemiz ihtiyacının %10'unu karşılıyor. Geriye kalan %90'ını ne yapıyoruz? Hocam yurt dışından almak zorunda kalıyoruz. Burada petrol rafinerleri sorulabilir. Gerçi sanayide de yine anlatacağım ama hocam İzmit, İpraş, İzmir, Alea, Kırıkkale, Orta Anadolu, Mersin, Ataş ve Batman. Batman rafinerisi gördüğün gibi ham maddeye yakın olarak kurulmuştur ki orada zaten petrol de çıkıyor. Mersin, Ataş ise hocam günümüzde depo vazifesi yapıyor. Yani şu anda rafineri görevi yapmıyor arkadaşlar. Herhalde şeyden dolayı hani Irak'tan gelen petroller biraz azalmış. Oradan bir boru hattı geliyordu biliyorsunuz. Ondan dolayı Mersin'i şu anda hocam depo olarak kullanıyorlar. Sadece diyeceğiz ki kullanım alanı hocam sayısız. Yani onu soracağını sanmıyorum. Şu üstündeki elbiseden tut da hocam duvardaki boya kadar, lastik plastiğe kadar. Anlaştık mı? Her yerde az ya da çok bulunmaktadır diyoruz arkadaşlar. Jeotermal arkadaşlar sıcak su kaynağı biliyorsunuz. Nerede yoğunlaşmasını beklersiniz o zaman? Tabii ki Ege'de yoğunlaşacak. Canlarım unutmuyorsunuz. Burada ama iki yeri özellikle unutmanı istemiyorum. Denizli Sarayköy ve Aydın Germençik. Bu ikisinden hocam biz ne yapıyoruz? Jeotermalde yani sıcak su kaynağından faydalanarak elektrik enerjisi üretiyoruz. Geriye kalan yerlerde ısı enerjisi. Yani geriye kalan yerler dediğim misal Yozgat, Sorgun, Nevşehir, Kozaklı, İzmir çevresi, Afyon, Sandıklı çevresi. Buralarda ne yapıyoruz hocam? Aynen ısı enerjisi üretmekte. Yani seraların ve evlerin ısıtılmasında kullanıyoruz. Ama benim için önemli olan iki yer Denizli Sarayköy ve Aydın Germencik. Neden dersen tekrar söylüyorum. Hah, buralarda elektrik enerjisi üretiyoruz jeotermalden unutma arkadaşım. Tamam? Güneş.
Güneş gittikçe yayılmaya başladı arkadaşlar. Yani Türkiye'de neredeyse her yere kurulmaya başladı. Güneş rezervi açısından en elverişsiz yer Karadeniz. Sonra da hocam Doğu Anadolu'nun yüksekte kalan kesimleri. Yani Erzurum, Kars gibi, Hakkari gibi. Ama onun dışında baktığımız zaman arkadaşlar güneş rezervi açısından ülkemiz oldukça önemli bir potansiyele sahip. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi 3250 saatte güneş enerjisi potansiyeli en fazla olan bölgemizdir. Yani yılda 3250 saatlik bir güneşlenme süresine sahiptir arkadaşım Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yalnız şunu bileceksin işte bizim 3 tane önemli güneş santralimiz var. Onları bilmende fayda var. Onlar soru olarak karşına gelebilir. Bir arkadaşlar Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali. Karapınar Güneş Enerji Santrali şu anda yarısı bitmiş olmasına rağmen Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralidir. Tamamı bittiğinde ise arkadaşlar nedir? Dünyanın 5 büyüğü arasına girecek. Yani daha önce Kızılören Güneş Enerji Santrali 1. sıradaydı. Ama günümüzde neresi artık arkadaşlar? Karapınar Güneş Enerji Santrali 1. sıradaki en büyüğü orasıdır diyoruz. Hatta yarısı bitmesine rağmen unutma. İki arkadaşlar Türkiye'de kule tipi yoğunlaştırılmış güneş enerji santrali sadece bir yerde var, o da Mersin'de. Bu da belki hani tek olduğu için sorulabilir. Hani bir kule var, etrafında aynalar var. O aynalar tüm ışını kuledeki bir noktaya yansıtıyor. Orada tek noktaya hedeflendiği için hocam ışın ne yapıyor? Devasa bir enerji burada üretiliyor diyeceğiz. Kule tipi yoğunlaştırılmış güneş enerji santrali dediğimizde o da Mersin'de var. Ve bana kalırsa en önemlisi ki ben bu sene mutlaka soru olarak sorarım mesela bana bıraksalar. Çünkü ülkem için çok güzel bir gelişme bana kalırsa bu. Hocam nedir o da? Hidrosolar. Hidrosolar dediğimiz arkadaşlar göllerin üzerinde yüzen güneş enerji tarlalar ya da güneş enerji santralleri. Hocam ne önemi var? Ya toprakların yok olmuyor. Gölün üzerine hocam kuruyorsun güneş enerji santrallerini. Bu bir. Güneş enerjisi elde etmiş oluyorsun. Ondan faydalanıyorsun. Elektrik üretmiş oluyorsun. Temiz enerji üretmiş oluyorsun. Bu iki. Üçüncüsü özellikle kuruma riski fazla olan göllerin yüzeyine yapıyorlar arkadaşlar. Bu nedenle ne yapıyor? Buharlaşmayı %60 oranında azaltıyor ve gölün kuruma riskini de ortadan kaldırıyor neredeyse canlar. O yüzden yani oldukça önemlidir ve oldukça güzel bir proje bana kalırsa. Şu anda sadece Büyükçekmece'de var, bunu unutma yani Büyükçekmece gölünü. Ama onun dışında arkadaşlar 200 ayrı göl daha belirlemişler kuruma riski olan herhalde bilmiyorum. Yani onlara da arkadaşlar ne yapılacak? Yavaş yavaş yapılmaya başlayacak ama pilot olarak şu anda nereyi seçmişiz? Büyükçekmece'yi orada var ve incelemede hakikaten de bunu görmüşüz. %60 oranında ne yapıyor? Buharlaşmayı azaltıyor. Gölün kuruma riskini de ortadan kaldırıyor diyeceğiz canacağız. Asfaltit dediği zaman hocam aklına sadece Şırnak Slopi gelsin bana kalırsa. Petrolün yan ürünüdür. Yani petrolün kullanıldığı her yerde kullanılabiliyor. Şurada zaten görüyorsun. Yan tarafta arkadaşım kullanım alanlarını. Boyada, vernikte, otolastiğinde, işte elektrik yalıtımında bataryaların koruyucuları olarak falan kullanıyoruz. Onu sen okuyabilirsin. Ama ben sana dedim ya önemli yerler vereceğim. Şırnak Slopi. Niye biliyor musun? Hocam neredeyse tek çıkarıldığı yer orası. Ve Türkiye'de hocam asfaltitle çalışan tek termik santral var. O da Şırnak Slopi'dedir. Tamam mı? Slopi termik santral arkadaşım. Türkiye'de asfaltitle çalışan tek termik santraldir. Unutma. Bu bir taş kömürüyle çalışan tek termik santralde hocam. Hah. Çatal Ağzı termik santraldir. Bunu da ne yapmıyorsun? Unutmuyorsun. Cancağızım. O da taş kömürüyle çalışan tek termik santralimiz. Onu da unutma. Uranyum ve toryum dediğim gibi arkadaşlar şu anda biz ne yapmıyoruz? Uranyum ve toryumu kullanmıyoruz. Ama ülkemizde tabii ki rezervi var. Özellikle Eskişehir toryum rezervi açısından oldukça büyük bir rezerve sahip ki işte bu rezervi bulan bilim insanımız maalesef biliyorsunuz. Isparta uçak kazasında ve ekibiyle birlikte hayatını kaybediyor arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar Aydın, Uşak, Manisa, Çanakkale ve Yozgat'ta. Bak Yozgat'ta bile var. Hocam uranyum yatakları var. Tamamdır Yozgat'lar almasın takılıyorum. Hatta Nevşehir'de bile hocam yakın zamanda ilk geçen yıl mı ondan önceki yıl mı Yozgat diyorum affedersin. Uranyum hocam ne yaptık? Rezervi bulduk. Bunu da ne yapacaksın? Unutmayacaksın cancağızın. Bunun dışında bilmen gereken bir şey var mı? Yok. Hani elektrik enerjisi üretmekte termik santrallerde kullanabiliyoruz. Biliyorsun ki şu anda iki yere yapıyoruz. Sinop, İnceburun ve hocam nedir? Mersin, Akkuyu. Buralara yapıyoruz. Buraların seçilmesinin nedeni neydi hatırlıyor musun? Niye buralara yapıyorduk nükleer santrali? He?
Değil mi hocam? Bir, deprem riski buralarda azdı. İki, su kaynaklarına yakındı, değil mi hocam? O yüzden nükleer santralleri buraya kurduk ama şu anda kullanmıyoruz. Yani daha bitmedi. O yüzden ÖSYM hani soracaktır hangisini enerji üretiminde kullanmıyoruz diye. Nükleeri almıyorsun arkadaşım. Bunun dışında nükleer silah yapımında da kullanılıyor ama biz tabii ki onu da yapmıyoruz arkadaşlar, unutma. Rüzgar yine hocam birçok yerde var, rüzgar santralimiz artık yayılış alanı genişledi. Ama burada Hatay, İzmir, Alaçatı ve hocam Çanakkale. Özellikle bunları unutma bana kalırsa. Neden bunları unutma arkadaşım? İşte ÖSYM'nin en çok üzerinde durduğu yerler ve İzmir Alaçatı ilk yapılan yer bildiğim kadarıyla. Ve buralar hani direkt batı rüzgarlarının Türkiye'ye ilk giriş yaptığı yerler arkadaşlar. O yüzden rüzgar potansiyeli burada biraz daha fazla. Mesela Kırşehir'de var gördüğün gibi. Kırşehir'de hani ulaşana kadar hocam o rüzgar işte dağlarla karşılaşıyor, ormanlarla karşılaşıyor, evlerle karşılaşıyor. Şiddeti biraz daha azalıyor. Yani ne diyelim, hızı azaldığı için hocam rüzgarın potansiyeli de azalıyor. O yüzden Kırşehir'de falan mesela yüksek kesimlere kuruyoruz. Dağların tepesine kuruyoruz ki hocam nedir? Orada daha şiddetli diye, anladın mı? O yüzden ÖSYM'nin vereceği yer büyük ihtimalle Hatay, İzmir ve Çanakkale'dir. Unutmuyorsun arkadaşım dedik ve bitirdik canlar. Var mı buraya kadar kafanıza takılan bir şey kuzularım? Ya sen söylüyorsan da ben duymuyorum tabii ki. Var diyorsan da. Ama var diyorsan da arkadaşlar en açık şekilde anlatmaya çalıştım. Ya bundan sonra yapman gereken oturup bu madenler ve enerji kaynakları ile ilgili bol bol soru çözmek arkadaşım. Kendine çok iyi bakıyorsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere canlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.